bugün ne yapacağımızı anlatayım size. Şimdi artık dikişe başlayabiliriz. Dün ne yaptığından bahsedeyim size. Şöyle bir dikiş yaptım. Bu arada şu an aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Nasıl kalıp çıkarttığımla alakalı bir bilgi. Gazeteli pratik bilgiler bitti. Kötü mü olmuş? Selam. Bugün size böyle bir vlog çekeyim dedim. Evde ne yapıyorum genel olarak, nasıl geçiyor günlerim falan diye. Bir günlük vlog da olabilir, böyle birkaç günlük de olabilir. Artık videonun süresine bağlı olarak ayarlayacağım onu. Şimdi kahvaltı yapacağım. Çok güzel bir kahvaltımız var bugün. Yumurtaya da alerjim olmasına rağmen aldım birazcık. Ürtkerim var, araba kaşınıyor. Neyse, annemin arkadaşı gelecekti. Annem böyle güzel bir masa hazırlamış ve gitmiş ama arkadaşıyla iptal olmuş kahvaltı. Bana kaldı yani. Ara ara çekeceğim işte gün içinde ne yaptığımı. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Dükkana falan giderim bir. Dikiş yapacağım bugün. Onu falan bir çekerim birazcık. Bu kadar. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Şimdi odama geldim. Araba geçsin. Dikiş yapacağım. Hazırlanmam gerekiyor. Makyaj yapacağım. Biraz tipimi düzelteceğim. Normalde aslında dikişin çoğu kısmını, çekim kısmını da dün bitirmiştim. Normalde olsa yani şu an siz olmasanız makyaj falan yapmam, pijamalarımla devam ederim, öyle dikerim ama videoda birazcık güzel görüneyim artık diye birazcık makyaj yapıp üzerimi değiştireceğim ve öyle dikişe devam edeceğim. Telefonun şarjı bitti, o sırada ben birazcık kaşlarımı falan aldım. Doldurdum birazcık. Şimdi devam edebiliriz. İki telefona takılıyorum hala. Bu telefonla bağlantılarımı tam olarak kesmedim hala. Bu telefonun şarjı taktığımda bundan falan takılıyorum. Ya da biraz önce işte mutfakta video çekerken falan, kahvaltı yaparken bu telefonun hala video izliyordum. İki telefonun olması güzel bir şeymiş ya. Güneş kremi niye böyle sürüyorum ben ya, gıdım gıdım. Şimdi bugün ne yapacağımızı anlatayım size. Bugün aslında dikiş yapacaktık. İlk ama önce şey yapmamız gerekiyor. YouTube kapak fotoğrafını falan ayarlayacağız. Bu akşam YouTube videosu geliyor. Gürcistan sıçramaklarını tattığımız video geliyor. Onu falan şey yapacağız işte, hazırlayacağız yayına. Sonra dikiş yapacağız. Şemsiyeyi de birazdan gösteririm size. Dikiş yaptıktan sonra da onu bugün bitiririz büyük ihtimalle zaten. Dün üst kısmını yapmıştım. Bugün eteğini yapacağım, bir elbise dikiyorum. Sonra dükkana gideceğim. Eve Martin'in işleri var birazcık. Yarın yeni koleksiyon çıkıyor. Bugün yükleyeceğiz ürünleri. İşte onu yükleyeceğiz. İşimiz bu. Trendyol'a. Abim biraz başlamıştı da biraz daha var. Onları halledeceğiz. Yarın da artık yeni koleksiyon yayında olacak. Bu arada yarın mı? Aynen, yarın abim askere gidiyor benim. Valla abimin gitmesinden çok işlerin bana kalacak olması beni birazcık tedirgin ediyor. Çünkü Evo Martin işleriyle genelde abim ilgileniyordu. Ben dikiş mikiş yaptığım için, evde genelde çalıştığım için. Abim ilgileniyordu. Şimdi o gittiği için ben ilgileneceğim. Bir de abimin ekstra Evo Martin harici de işleri var. Dükkan işleri falan var abimin koşturduğu. Onların hepsi bana kalacak. Bir yandan da kendi normal dikiş, edit, video, YouTube videosu hayatıma da devam edeceğim için Ağustos ayı benim için bayağı bir yoğun geçecek. O yüzden aslında birazcık video stoklamak istedim. Bu diktiğim elbise normalde planda yoktu ama dedim hadi dikeyim. Hazırım, boş vaktim varken hala birazcık. Evo Martin'in yeni koleksiyonu da çıkartıyoruz. Ona çok fazla talep olursa kargolamada bayağı bir zorlanacağız. Ama olsun, zorlanalım yani, talep olsun da. Yeni koleksiyona bu arada ben bayağı bir el attım. Önceki koleksiyonda o kadar içerisinde değildim işlerin ama bu sefer bayağı içindeyim yani. Öyle yani. İlk koleksiyon birazcık daha bence erkeklere hitap eden bir koleksiyonu. Daha böyle karanlık renkler, karamsar şeyler falan. İkinci koleksiyon tam tersi. Adından da belli olacağı üzere zaten dinamikada. Dynamic. Bayağı bir hareketlendik, renklendik. Kızlara yönelik birazcık daha. Ama erkeklere de yönelik yani. Unisex zaten.
Yani eğer şey değilseniz, ben pembe giymem falan diyen bir erkek değilseniz güzel şeyler var size göre de. Yani erkeklere sesleniyorum buradan. Enerjik bir seri oldu bence. Benim çok içime sindi gerçekten. Ben birazcık videolar falan da çektim Evan Martin için. İşte paket açılımı, ürünleri gösteriyorum falan bir şeyler. Reels videoları önemli biliyorsunuz ki. Ben Reels videoları çekerek sonuçta buralara geldim. Evan Martin'in de birazcık büyümesini istiyorsak Reels videolarına ağırlık vermemiz gerekiyordu. Ben de gerekeni yaptım. Birkaç tane çektim, daha da çekeceğim. Abi maskerdeyken yani Evan Martin'i coşturmak istiyorum. Bana destek olun bu konuda lütfen. Abim geldiğinde vay be Gamze sen neymişsin desin bana. Tamam mı? Destek olun bana. Evan Martin'i takip edebilirsiniz, bizim giyim markamız. Şuraya Instagram adresini koyarım. Takip edin lütfen, tamam mı? Beni de takip edin. Instagram'dan takip etmiyorsanız onu da şuraya koyayım. Hem beni hem Evan Martin'i takip ediniz. Lütfen. Tamam mı? Şirinlik de yapıyorum ya. Tamam. Şımarmayalım. Şimdi maskara da sürüyorum ve bitiyor makyajım. Hemen sürüp geleyim ben artık. Şimdi videoyu ben zaten dün geceden yüklemeye koymuştum. O yüzden şimdi yüklenmiş. Sadece kapak fotoğrafını falan yapacağız. Birlikte yapalım. Burada şaka maka bayağı edit öğrendim ben ha. İlk başlarda hiç bilmiyordum Premiere Pro'yu. Daha sonra deneye deneye videoları izleye izleye bayağı öğrendim. Şu iyi mesela. Bir tane güzel bir an yakalıyorum. Onun ekran görüntüsü alıyorum. Kapak fotoğrafını onu koyuyorum. Aslında videoda poz versek daha kolay olur her şey ama unutuyorum onu her seferinde. YouTube'da artık işimiz bitti. Hallettim o işleri. Şimdi bir kahve yapalım soğuk kahve. Hala dikişi başlamadım farkında mısınız? Sıcaklarla o kadar erteliyorum ki yapasım gelmiyor hiç. Neyse yapacağız ama. Şimdi kahve yapalım. Ay üstümü değiştireyim mi ben bir ilk önce? Değiştireyim. Ah Evan Martin canım ya. Eski sezon bu arada. Eski sezonda en sevdiklerimden biri ama bu. Bayağı güzel durmuyor mu ya? Çok güzel duruyor. Bardağımın şeker soluğuna bakın. Annem bugün almış bunu. Birinden mi ayrı birden mi? Çok güzel olmuş siz de bakın. Şimdi çok azıcık kahvemden içtikten sonra dün size ne yediklerimi, şu an ne yedikeceğimi göstereceğim. Biraz anlatacağım neler yapacağımı. Bu arada aslında geçen videoda konuşacaktım ama konuşmayı unuttum diye şimdi tekrar aklıma gelmişken konuşmak istedim. iPhone aldım biliyorsunuz ki ben iPhone 14 Pro Max. Şu an onunla çekiyorum. Yani alışana kadar o kadar zorlandım ki şu telefonla. Yani normalde normal işlerimi çok kolay hallederdim influencer olmasam. Ama ben sürekli videolar atıyorum bilgisayarını alıyorum. Bilmem ne editler yapıyorum. YouTube'a editliyorum. Instagram'a editliyorum falan derken. Bu konularda beni aşırı zorladı telefon. Yani eski telefonumda şak diye halledebildiğim şeyleri bununla uğraşıp durdum yani. Influencer değilseniz, içerik üreticiliği yapmıyorsanız, işiniz telefonda ve kamerayla değilse bence iPhone çok gereksiz. 70 bin lira çok gereksiz. Şu telefonum benim. Yemin ediyorum aynı özellikleri kamerası hariç. Kamerası bir tık daha kötüydü. Bunun da kamerası kötü değil bu arada ama iPhone'a göre kötü tabii ki birazcık. Yani bu beni hiç üzmedi. Hiç üzmedi. Tabii birazcık benim iPhone cahilliğimden de kaynaklanan kısımları var. İlk defa iPhone kullanıyorum. Ama bazıları gerçekten problemli durumlardı yani. Bunlardan bir tanesi bilgisayardan fotoğrafları direkt ya da videoları telefona atamamak. Çok sinir bozucu. Neden atamıyorum ki? Windows bilgisayar diye. Apple'da büyük ihtimalle AirDrop'la bilmem neyle falan gönderiyorsunuz. O kolaydır da. Yani istiyor ki iPhone. Apple istiyor ki her şeyiniz benden olsun. Her şeyiniz. Olmayacak kardeşim, ben telefon aldım. Bir Monster kullanacağım ya. Allah Allah. Çok sinir bozucu. Egolu. Prenses yani iPhone. Şöyle geziyor. Şimdi artık dikişe başlayabiliriz. Dün ne yaptığımdan bahsedeyim size. Şöyle bir üst yaptım. Bu etekle birleşip bir elbise olacak. Böyle biraz anlamsız duruyor. Çünkü ipler arkada çapraz olacak filan. Şöyle giyiliyor. Şuradan geçiriyorum kafamdan. Şuradan şöyle. Şöyle. Önden böyle duruyorlar. Şuralarını kapatmadım. Elimle dikip kapatacağım şu kısımlarını filan. Şuraları birazcık içeri atlayarak dikmeyi düşünüyorum. Sevmedim. Burası birazcık daha açılırsa daha güzel durur gibi. İstediğiniz gibi büzdürebiliyorsunuz bunu işte. Arkadan da şöyle görünüyor. Şu an buraları falan hep açık. Etekle birleşeceği için. Buraları kapatmadım. Eteği de şöyle kocaman bir parçam var. Bu da eteği olacak. Bu uzun yere kadar. Burayı da birleştireceğim. Burası böyle açık olacak. Şimdi bunu ben ilk başta yanından dikeceğim şöyle. Diktikten sonra beline lastik geçirip büzdüreceğim. Daha sonra üst parçayla birleştireceğim.
Çok güzel olacak. Daha sonra dediğim gibi şu açıklıkları kapatacağım. Etek ucunu temizleyeceğim ve bitecek. Bunu nasıl yaptığımı bu arada Instagram'da detaylı videosunu atacağım Instagram'a. Oradan bakabilirsiniz. Nasıl kalıp çıkarttım falan vesaire, nasıl diktim. Bu kadardı. Eteğini de şimdi zaten birlikte yaparız. Bu arada şu an aklıma gelmişken söylemek istiyorum nasıl kalıp çıkarttığımla alakalı bir bilgi. Detaylı anlatıyorum size şimdi, hazır mısınız? Örneğin bol kısa kollu bir şey yapmak istiyorum. Tişört. Direkt hazır bir tişörtümü kullanarak yapabiliyorum. İşte diyorum ki bu çok düşük omuzlu, biraz böyle gelsin. Onu mesela bunun üzerine çiziyorum ya sabunla ya da tebeşirle. Bu şekilde üzerinde düzenlemeler yaparak bunun üzerinden giderek yapabiliyorum. Uzun kollu bir şey yapacaksam uzun kollu bir şey üzerinden gidiyorum. Hazır şeylerimi kullanıyorum yani. Ya da atıyorum yine bol bir şey yapacağım ama önü çapraz gelsin istiyorum. Yine bunu giydim. Bunun gibi istiyorum, kalıbını atıyorum. Şuradan çiziyorum tebeşirle. Şöyle gelsin falan diye. Bir tarafını çizmem yeterli oluyor. Bundan bir tane kestikten sonra ters çevirip diğer tarafını da kesiyorum. Bu şekilde yapıyorum yani. Dikiş paylarını bırakıyorum. İşte şurasını katlamam gerekiyor ya. Buradan bir ekstra 3 cm falan bırakıyorum. O şekilde hallediyorum bol şeyleri. Eğer dar bir şey, üzerime oturan bir şey yapacaksam. Şöyle uzun kollu bir tane bluzum var benim, üzerime tam oturan. Hatta üzerine bakın çizmişim. Bu kalıbı böyle çıkarttım. Zaten Instagram'dan görürsünüz. Bunu giyiyorum. Eğer dikeceğim kumaş esnek bir kumaşsa, bunun gibi. Bu esnek ya. Direkt bunun üzerine çizip hallediyorum. Ama eğer dikeceğim kumaş tok bir kumaş, esnemeyen bir kumaşsa da bunun üzerine, bunu giydikten sonra üzerine kağıt bant yapıştırıyorum. Kağıt bant esnemeyen bir şey ya. Kağıt bantın üzerine çiziyorum. Daha sonra kağıt bantları söküp kumaşa yerleştiriyorum. Çünkü bu esneme payı olduğu için mesela buraya çizdiğim, işte atıyorum şurasının genişliği 10 cm ise normalde esnediği için öyle aslında. Normalde 15 cm, 20 cm belki. O yanıltabiliyor. Ben bunu yaparken direkt bunun üzerine çizdim aslında. Bu da esnemeyen bir kumaş ama artık ben az çok tahmin edebildiğim için paylarını ekstra pay bırakarak kestim. Ama normalde kağıt bant yapıştırarak yapsanız daha mantıklı. Bu işin sırrı budur yani. Bol bir şey dikeceksiniz, direkt hazır kıyafetlerinizden rahatça yapabilirsiniz. Kafanıza birazcık dönüştüre. Dar bir şey yapacaksanız da dar bir bluz giyiyorsunuz. Üzerine çiziyorsunuz eğer esnek bir kumaş kullanacaksanız. Eğer esnek olmayan bir kumaş kullanacaksanız, mesela benim korsede yaptığım gibi, o zaman da yine dar bluzunuzu giyiyorsunuz, üzerine kağıt bant yapıştırıyorsunuz, o şekilde çiziyorsunuz. Çizim kısmı da işte mesela şurada azıcık görünüyor. Böyle gelsin. Ya istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi kol oyuntusu şu kadar açık olsun falan. Çiziyorsunuz. Kağıt banttan söküyorsunuz ya da bunu işte giydiyseniz yavaşça çıkartıyorsunuz. Sabun şeyleri gitmeden. Bu şekilde hallediyorsunuz. Bu şekilde üzerinize çizerek yaptığınızda hata yapma olasılığınız sıfır. Tam üzerinize cuk yapıyorsunuz. Yani normal kıyafetinizden hazır kalıp çıkarttığınızda bazen ufak yanılmalar olabiliyor bol şeylerden. Bol olduğu için zaten kusurlar hiç belli olmuyor. Onda da sıkıntı olmuyor. Gamzeli pratik bilgiler bitti. Gamze Şeker doğal ortamında görüntülendi. Belgesel. Tipim kaydı sıcaktan. Bu arada elbisenin son halini buradan paylaşmayacağım. Çünkü ne zaman paylaşacağım belli olmaz. Burada göstermeyeceğim yani. Buraya shorts olarak yüklerim ya da Instagram'dan bakabilirsiniz. Eğer paylaştıysam. Paylaşmadıysam da görürsünüz işte ya yakın zamanda. Elbise bitti sonunda. Benim son halim bu şekilde. Odanın son halini gösteriyorum şimdi. Evet, topladım. Pijamaları görmeyin. Evet, odamı toplama işini de bitirdim. Şimdi tipimi tekrar bir düzeltiyorum. Üstümü falan değiştirdim. Sonra dükkana gideceğiz. Bu Martin'in işlerini halledeceğiz. Size götüreceğim tabii ki. Bu kadar. Şimdi yapacağım ve düzeleceğiz, tamam mı? Bu elimi de şıklatamıyorum ya. Şunu alayım, dur. Bu elimi şıklatamıyorum. Olmadı. Tamam. Hiçbir şey değişmemiş gibi değil mi? Aslında değişti. Tişörtümü değiştirdim, altımı değiştirdim. Yine Eva Martin'in başka bir tişörtünü giydim. Bu videoda ürün yerleştirme vardır. Küpe taktım. Saçımı bir topladım tekrar. Şimdi çıkabiliriz. Dışarıda video çekmeye hala utanıyorum. Burada kimse yok diye çekebilirim şu an. Kimse yapma. Merhaba.
Merhaba. Merhaba, bir dakika boş verin. Hoş bulduk. Abin nerede? Abim bir şey almaya gitti. Öyle habersiz olması gerekiyor. Bizim dükkanı gezeyim biraz değil mi? Fotoalyans. Biz fotoğrafçıyız. Böyle tablolarımız var. Çerçeve bilmem neleri bir şeyleri. Tişörte baskı yapıyoruz. Yine bir sürü tablolar. Fiyatını görüyorsunuz. Uygun fiyatlı. Sonra bardaklar falan var. Böyle hediyelik bir şeylerimiz var. Aydın Söke'deyiz biz. Bu videoda full reklam yaptım. Bir Evin Martin'in reklamını, bir dükkanın reklamı. Ama olsun yani, yapmayacaksak. Niye influencer'ım ki ben? Burada kar küreleri var. Yap pozlar, carcur, çerçeve. Ne ararsanız değil mi anne? Normal fotoğraf baskıları. Plan falan işte. Arkaya da göstereyim birazcık. Burada baskılar yapılıyor. Tablo baskısı. Böyle yani işte, burası da şey normal. O zaman bir tane öperken çeksin. Ne bu videosu? Vlog. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu kafamla kapatayım. Evet, eve geldik annemle. Saat artık 6.30 oldu. Bayağı acıktım. Yemek yapacağız. Bugün birazcık geçiştireceğiz. Yani fırında tavuk, bu kovalar oluyor ya, onlardan aldık. Hazır patates falan öyle geçiştireceğiz yani. Kahvaltı gibi birazcık. Birazcık da işte tavuklu mavuklu bir şeyler. Yorulduk. Normalde akşam yemeğine katkıda bulunmam ama bugün bulunca. Bir de Rus salatası falan yaparız şöyle. Öyle yani, yorucu bir gündü. Artık geldim yine odama. Yemekten sonra genelde odama kapanırım. Genelde bilgisayarın başına geçiyorum aslında, hemen edit falan yapmam gerekiyor. Her akşam neredeyse edit falan yapıyorum. Bilgisayarda işlerim oluyor yani. Bu akşam yok işim aslında bilgisayarda ama yine birazdan otururum ben. Her akşam bilgisayara bakmazsam olmaz. İlla bir şeylere bakarım. Maillere bakarım, video editlerim. Bulanık çıkıyorum biraz. Şimdi netledi. Bir şeyler yaparım yani illaki. Birazdan geçerim büyük ihtimalle. Şu elbisenin son birkaç rötuşu kalmıştı. Elde dikilmesi gereken. Onları halledeceğim gibi şimdi. Bayağı bir saattir falan da Evin Martin'in işlerini yapıyordum. Video falan attım. TikTok hesabı açtım ona. Oraya videolar yükledim falan. Onlarla uğraşıyordum. Böyle yani. Videoyu burada da sonlandırayım artık. Daha çekecek bir şey kalmadı. Çünkü yeteri kadar uzun bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Gerçekten benimle bir gün geçirdiniz yani. Dolu dolu geçti. Her şeyiyle çekmeye çalıştım. Tüm doğallığıyla yani. Sabah uyandım gibi kalktım, çektim videoyu. Daha ne olsun yani. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın beni. Instagram'dan takip edin. Dediğim gibi koyayım tekrar şuraya bir tane. Bu kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.